Bu da aslında az önce ifade ettiğim gerçek dünya ve simülasyon dünyası. Ve PLC Advanced'ın en önemli özelliklerinden biri gerçek bir PLC'nin veri akış hızında, cycle time'ında çalışıyor olması. Ve TCP/IP tabanında bir çalışma olanağı tanıdığı için cihazın bilgisayar üzerinde gerçek bir IPC var ve o IP üzerinden başka bir IP'ye sahip cihaza veri gönderebilmek mümkün. Yine web server özelliğine erişebiliyoruz. SSID iletişim özelliğini taşıyor üzerinde. OPC UA dahi test edebilmek mümkün. Bilgisayar üzerinden OPC UA data yükleyebilmek veya bir sisteme çıkış yapabilmek mümkün. Ve Cold Simulation dediği aslında o mekatronik konsept yazılımlarıyla ortak API'ler kullanarak, aplikasyon arayüzleri kullanarak iletişim kurabilmesi de mümkün oluyor. Normal, geleneksel, konvansiyonel simülasyon yazılımlarında bundan hiçbirini yapabilmek mümkün değildi. PLC Advanced'ın kazanımları aslında bu şekilde olmuş oldu. Bu arayüzü, PLC Advanced'ı ilk açtığımızda ulaştığımız arayüzü, buradan klasik bir simülasyon yazılımını başlatabilmek mümkünken, beraberinde bir sanal Ethernet adaptörü üzerinden bir yazılım başlatıp, gerçekten bir LAN ağı üzerinde bir PLC varmış gibi davranabilmesi mümkün oluyor. Burada da tabii lokal ağa bağlıyoruz aslında o simülasyonu başlattığımızda ve sonrasında PLC'ye ait TCP/IP gerekliliklerini ifade ediyoruz. Cihazın IP adresi ve subnet'i gibi. Ve sonrasında simülasyonu başlattığımızda ağ üzerinde gerçek bir PLC varmış gibi o IP üzerinde bir PLC instance'ı, bir örneği oluşmuş oluyor. Ve hatta biz bu PLC'nin gerçek veri alanına da erişebiliyoruz. Oradaki verileri kopyalayıp bir hafıza kartıyla fiziksel bir PLC aktardığımızda o program doğrudan transfer olmuş oluyor. Aslında bir software PLC elde etmiş oluyoruz. Simülasyonun ötesinde bir bilgisayar üzerine çalışan software bir PLC elde etmiş oluyoruz. Elimizde gerçek bir PLC yok. Konuşan bir PLC var. Ve gerçek PLC'nin bütün özelliklerine sahip. Yani bu projenin en güzel taraflarından bir tanesi bu. Elif'in gelmesinin sebebi de bu. Sonraki mesela arkadaşlar bunun üzerinden istedikleri uygulamaları yapabilecekler. Dolayısıyla sanki gerçek bir PLC varmış gibi yapacak. Ve dikkat, gerçek bir fabrika da varmış gibi yapacak. Evet. Ve gerçek bir buluta aslında yazacaklar. Bulut gerçek, çünkü bulut gerçekten gerçek. IBM'e yazıyoruz yani. Batsından bulutuna bakıyoruz ve oradaki verileri daha sonra alıp okuyabiliyoruz. Bulutta bir veri limiti var mıdır? Yani IBM mesela ne kadar kullandırıyor? İlk free account'ta 2 GB olması lazım. 2 GB. Veri aralığı da vardı, bant genişliği de vardı. Ama tabii bu genel testleri yapmak ve fonksiyonları test edebilmek için yeter. Aslında amaçları da o. Ücretsiz evaluasyon yazılımında. Yani bu senin yaptığın uygulamada ne kadar boyut olarak, bulutu ne kadar, %50 mi kullandın, %70 mi kullandın? Bu toplanan verilerle alakalı aslında. Tamamen fonksiyonelliğe odaklandığımız için hani verileri toplayıp orada bir veri ağı oluşturma durumuna gitmedik aslında. Bizim amacımız oraya veriyi yazıp okuyabilmeyi becerebilmek. Haberleşme kısmına. Tabii. Halledebilmek. Yoksa şimdi diyorum, ne kadar veri yazıldı oraya? Kilobayt düzeyinde. Kilobayt mı? Ama istediğin kadar yazarsın, onda bir şey yok. Önemli olan 1 kilobayt da basarsın. 2 gigabayt da yazarsın. Doğruluğunu kontrol. Aynen, doğruluğunu kontrol. Tabii. Tabi bunların hepsini sağladıktan sonra aslında iş haberleşme kısmına geliyor. Bu simülasyon platformunu başlattıktan sonra bu otomasyon yazılım geliştirme arayüzünün bir ekranı, gerçek bir ekran. Bu ekran üzerinde normalde biz gerçek bir PLC'ye bağlanırız. Ağ üzerindeki PLC'leri taratıp IP adresiyle bularak gerçek bir cihaza bağlarız Ethernet kablosu üzerinden. Simülasyon yazılımı da tıpkı bir Ethernet ağı üzerinden TCP/IP tabanında çalıştığı için gerçek bir IP adresi varmış gibi sisteme bağlanmış oluyor aslında. Bir IP adresiyle bulmuş olup bağlanıyoruz cihaza. Buradaki bağlantıyı sağladıktan sonra da içerisinde yazılmış programın online verilerini izlemek ve görebilmek de mümkün oluyor.